14 Aralık 2019 Cumartesi Ballıbağ köyündeyiz. Cemaat ikindi namazından çıkıyor. Amin amin. Allah kabul etsin. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Ne var? Kızım diyeceğim. Aklına başarsa de. Aşağı röportaj alacak adam bu. Yaptık onunla yaptık. Ali Osman Efendi'den konuşturdun mu? Adı ne bunun? Sen adını bilmeyin. Hacı Alim, Yakup. Yok. Yakup Kılıç. Yakup mu Alim mi? Yakup Kılıç da. Nasıl oluyor bu? Kullandığımız dilde Ali. Ama kimlikte adı Yakup. Kimlik geçerli. Ali Osman Efendi'nin kerametlerinden birkaç tane bahsedebilir. Böyle şimdi. Bahsetsin bakayım bir tane. He. Bahsedeyim bir tane. Evet, bir tane bahset. Şimdi biz Osman Efendi Ekseli Hadiret ve Ruh Efendi'nin talebelerinden. Evet, onun talebelerinden. Evet. Evet. Bu da onun talebesi, damat olur, Çandıl Mustafa Efendi var. Evet. Hadiret yanına şöyle gitmiş. Yanaş sen de şuraya yanaş ha. Bir de Hadiret yanına gitmiş demiş, hocam demiş hani. Ben bu Osman Efendi'yi ziyaret edeceğim demiş, Osman Efendi'yi ziyaret edeyim demiş şey. Yani. He. Bak, ben bari ne malum değil. He. Onun küçük oğlu Fezemin var, Fezefendi var. He. Diyor ki, oğlum Fezi diye. Dergaha git, semaver gel, bugün misafirim geliyor diyor yani. Ali Osman Efendi diyor. He, Ali Osman Efendi. Yalnız bardağı 4 tane koy diyor. Bardağı 4 tane bardak koy diyor yani. Belki de Behrullah Efendi telefon etmişti geliyor diyeyim. Ya dur efendi, dinle. He. Tabii gelirsin tabii. Öyle. Manevi telefon diyor değil mi? Manevi telefon. He, evet. Neyse, geliyor. Var ya, içiyorlar değil mi? Balıkların 4'ü içiliyor orada. Sen ikisi. Bardakların 4'ü içiliyor. Ne yani? İkisi. Çayların 4'ü içiliyor yani. 4 bardak çay. He. 4'ü içiliyor yani. Adam 2. Adam 2 tane. He, 2 adam. Evet. Tabii ki sohbet falan gidiyor Hazret Peygamber'in yanında. Görürler bence. Evet. Mustafa Efendi damadı. Evet. Oğlum ne yaptı dedik efendim gittik işte sohbet dedik geldik çaylar içtik. Kaç bardak vardı oğlum diye. 4 tane vardı efendim diye yani. He. İkisi kim içti biliyor musun bilmiyorum diye. Birini Peygamber Efendimiz içti, birini ben içtim oğlum diye yani. Vallahi onu bilemiyorum şimdi ben, doğru söyleyeceksin şimdi. Sen ne diyorsun İrfan Bey? Dinle. Şimdi velilerden olur da şimdi Peygamber'i bilemiyorum yani, araştırmak lazım yani doğruluk derecesini. Öyle değil mi? Onlar görünmemiş Allah değil mi? Efendim? Görünmemişler onlar. Ya onları görür, bizi görmez, onlar görür yani. Kalp gözünün, başka var mı daha? Kalp gözü açık olmaz. Gerçi müşit yani, ne der ona? Talebesi olabilir ama kalp gözü açık olmaz herkesin yani. Evet olmaz. Başka var mı daha? Buyur. Başka? Başka mı? Aklına gelmiyor. Var da. Yani de koyun gidermiş, koyun. Kim? Efendi Hazretleri. Koyun da gütmüş diyorsun ama. Koyun gütmüş tabii, koyunlar varmış. Evet. Efendim. Kurt geliyor şöyle. Koyunun yanına. Koyunu seyrediyor ama bakıp duruyor. Yok, bir var. Hangisini yesem diye. Tabii, ama izin istiyor yani. Bir tane al da git yedi, yürü diye yani. Burada bir tane al da git yedi. Burada diye, bir tane al da yürü diye, git yedi hani diye yani. Alı gidiyor mu bir tanesini? Tabii. Evet. Öyle mi şahane istedi yani? Şimdiki çobanlar olsa tüfeğe yapıştırıyor. Neyse, bir de bayan başını anladığında bırakarak yani. Ballıbağ köyünden hepinize sevgi ve selamlar. Bir tane anladım. İki dinamadı. Kapanıyor mu? Bir tane anlatsın diye. Hazreti Behrullah Efendi'nin dergahında saat varmış. Tabi o zaman Rum Ermen zamanları buralar çakılı yani. Ekselde. Evet. Demiş ki araya kadın da Eyüp Hoca. Böyle gidip gelirmiş diyor onun talebelerinden. Behrullah Efendi'nin yanına geliyormuş. Efendim demiş ki Eyüp oğlum Eyüp demiş. Bir Müslüman saatçisi olsa da saati yaptırsak demiş. Saat bozulmuş biliyor musun? He.
Müslüman saatçi arıyor. Ha, Müslüman saatçi soruyor. O zaman Ermeni zaten buralar. He. Efendim, hala efendim Ali Osman diyorlar. O yapıyormuş, o işte de anlıyormuş falan diyorlar yani. Ali Osman anlıyor muydu o zaman saatten? İbrahim Efendi anlıyordu. He. O İbrahim Efendi de anlıyordu saatten. Evet, evet. Oğlum çağır gelsin diye. Yanına çağırıyor. He. Bir bari Ali Osman da geliyor, saati alıyor, yapıyor. O zaman daha tanışmıyorlar mı? Yok. He, anladım. İsmini duymuşlar bir bari aşağıda. He. Neyse. Saat astı şöyle duvara. Saat çalışıyor ama hazır saate bakıyor, saat duruyor. Baktığı zaman duruyor. He. Tekrar yapıyor. Üç kez böyle tekrar edeyim üç sefer yani. He. Üçüncü kez böyle gene saat baktı, hazır saat durunca. Efendim biz evlilere saatini yapamaz diye bizim mübarek. Arasın efendim. He. Saat o zaman yürüyor yani. O ilk tanışlar buradan oldu yani. Orada tanışıyorlar ilk defa diyorum değil mi? Belki de, Allah razı olsun. Belki de o bir vesileydi. Tabii. Yani saati çağırmasının bir sebebi vardı diyor. Oldu. Ballıbağ köyünden herkese selamlar. Aleyküm selam. Tabii herkese selam. Herkese selam. Bol bol selam var. Allah'a emanet olsun herkes. He. Çay içebilir kardeşim de. Sağ ol biz gideceğiz. Sayın ya. Sağ ol teşekkürler.